Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İnanılmaz bir videoyla karşınıza çıkacaktık ki işler değişince başka inanılmaz bir videoyla karşınıza çıkmaya karar verdik. Hafta başında planlar yapmıştık. Hep beraber bir kış tatiline gidecektik, değil mi? Evet. Aşkım. Yani büyük ihtimalle storylerde görmüşsünüzdür. Aslında bir otelden rezervasyon oluşturmuştuk ve işte Isparta'ya 2 günlüğüne bir seyahate çıkacaktık. Çocukla işte gidilebilir yakın mesafede bir tatil olacaktı. Bir doğa içinde bir kış tatili olacaktı. Ama tahmin edin ne oldu? Her işimiz gibi bu da yalan oldu. Çünkü bir anda kar yağınca bütün yollar kapandı. İşte bir takım elektrik kesintileri de yaşanmış. Öyle olunca bize otelden dediler ki gelmeyin. Dedik madem öyle bizim planlar suya düştü. Tabii bizim planlar suya düştü demek bizim tatil vlogu çekemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz o kış tatili vlogunu her türlü çekeceğiz. Bunu yapacağız. Göreceksiniz. Başlamadan önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram adreslerimizden takip ederseniz de çok seviniriz. Başlayalım. Unutmayın, dünyayı like kurtaracak. Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geçin, buyurun. Merhaba. Merhabalar, otelimizi neşelendirdiniz. Merhabalar. Nasıl geçti yolunuz, iyi mi? İyi, iyi geçti. Ama biraz yollar kapalıydı. Çok zorlandık buraya gidiyor. Çığ falan düşüyor ya buralarda. Ne? Çığ falan düşüyor. Kar böyle. Tamam. Giderken falan bir problem olmaz mı yollar? Yok, yok, olmaz kesinlikle. Ben kendim götürürüm gerekirse. Hiç olmaz. Alayım çantanı. Otelin üzerine çığ düşmez değil mi? Düşmez, düşmez. Alayım çantanı. Verin. Çocuğu da alayım mı? Yok. Abi bir. Bizim otelimizde böyle şeyler olmaz. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle resepsiyonu alalım, sizi kaydınız yapalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. 01 Adana Aile Oteli'ne hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun, oturun. Kaydınızı yapalım. Adana'ya geldiğimizi bilmiyorum. Yok, Adana değil ki burası. Ben Adanalıyım, o yüzden. Okey. Buyur abi, buyur abi. Aynen. İsmini alabilir miyim? Nisan. İsmini vermek gerekmiyor mu? Yok, gerek yok. Sizin neydi? Seda. Tamam. Var mı soracağınız bir şey? Şey, otelde neler var? Ben internet sitesinden baktım ama pek yakın zamanda güzellenmiş gibi durmuyordu. Evet, benim yeğenim kullanıyor onu. O da telefon özürlüsü. Ha. Başaramıyor. Ha. Yapamaz yani. Düzelteceğiz inşallah. Tamam. İmkanlarınızı öğrenme şansımız var mı? Telefonla aradığımızda çok bir bilgilendirme yapılmadı aslında ama. Hatta açılmadı bile yani. Uyuyorumdur o an. Görmemişimdir. Yoksa dönerdim. Otelimizde masaj, sauna, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, bir sürü hizmetimiz var. Sıkıntınız yok. Sizin ne istiyorsanız ben yaparım. Sıkıntı etmeyin. Sauna var mıydı? Var var, saunamız da var. Tamam, güzel. Kreş var mı çocuk için? Tabii, kırmızı saçlı bir ablamız var. 10 numara. Çocuklarla arası çok iyi. Otelde pek kimseler yok gibi ya. Sanki biraz böyle sessiz, sakin geldi. Var var, onların sessiz olan çıkar, siz rahat olun. Şimdilik sessizler. Senin bir şeye ihtiyacın var mı abi? Ayarlarız. Ne gibi? Ayarlarız abi ya, sen kafana takma. Ne gibi? Sen aklındakini söyle bana. Özellikle beni ara bir şey. Ne ayarlayacağım? Bilmiyorum bebeğim, ben de anlamadım. Bir şey yok abla, bir şey yok. Başka bir şey için dedim onu. Şeye ihtiyacı olur falan diye. Neye? Olur abi işte, konuşturma beni hanımın yanında. Neye? Otelimizde sınırsız hizmet var diyorum, anlatana. Neye lan? Ya var işte, her şeyi var. Hadi o zaman odalara çıkalım. Neye ihtiyacım olur? Hadi hadi, sonra anlatırım ben. Bellboy oğlum, misafirlerimizi karşıla. Sizi odanıza yerleştirsin bellboyumuz. Tamam, okey. Görüşürüz, hoşça kalın. Otelimize tekrardan hoş geldiniz. Sizi odanıza yerleştirelim, buyurun. Bu arada burada hiç cinayet işlenmedi. Burası çok tarihi bir yer bir de. Kulaktan dolma bilgilere hiç inanmayın. Cin falan yok burada. Şeytandır, cindir. Böyle şeyler yok. Bu arada bu eşyaları da birazdan çocuklar almış. Buyurun, odanızı göstereyim size. Abla dedim. Abla. Evet. Abla dedim. Abla. Burası dolu, rezerveymiş burası. Öbür oda sizin odanız. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Geçin odanıza, buyurun. Burası sizin odanız. Biraz havasız sanki ya. Havalandırır, havalandırır. Tek problem sence havasız olması mı? Gelin, gelin. Buyurun, buyurun. Çekinmeyin. Tamam. Çocukları unutmuş herhalde. Sanki her yerde tuvalet kağıdı var gibi ama. Yok, yok. Onları unutmuşlar. Ne yapıyorlar bu acaba? Bu çarşaflar en son ne zaman değiştirildi acaba? Bence temiz ya bunlar. Tertemiz. Yani üzerinde lekeler falan var. Beyefendi, ne lekesi hani... abla? Yok, yok. Bunu kaldırırız gerekirse, çarşafsız yatarsınız. O ne demek çarşafsız yatmak ya? En azından şunları bir toplasaydı, eşyalar falan var. Bizden önce kalan müşterilerin... Unutmuşlar. Unutmuşlar. Özür dilerim. Housekeeping yok mu bu otelde? Ne?
Housekeeping yok mu bu otelde? O ne? Hani böyle yani... gidiyor çarşafları değiştiriyor falan şey yapıyor ya. Onu buluruz, ayarlarız. Bu otelde hiçbir eksik yok, sıkıntı yok. Aslında yani ben yıllarım. Bu odada bu şekilde kalamam. Lütfen rica ediyorum, çocuk tamam, var. Tamam, sizi biz... açsanız yemek bölümüne alalım. Odaya o arsana tamam, izletelim. Tamam, ayrıca biz beşik istemiştik. O da yok bu evet, odada, bebekler... hazırlanmamış. Yani bebeği aranızda yatırın bence. Çünkü kenarda tek yatarsa düşebilir. Düşme ihtimali var. Aranızda alın. Yani beşik yok mu? Yok. Hani evi imkan vardı bu otelde? Canım beşik de olmayıversin. Ya beşik yok ama yaparız onu ya. Yarın iki tane ağaç devirir, ben yaparım. Sıkıntı etme. Gerek yok. Zaten yarın gideriz biz bu kitabı. Yok abi oğlum, ben bırakmam sizi. Yok. Yollar kapanlı işim. Ne? Öyle bir düğme aldım. Yollar kapanmış, gidemezsiniz. Buradayız daha. Korku filmi gibi olmaya başladı. Gitti. Buyurun buyurun, sizi yemek bölümüne alalım. Tamam, yemek yiyelim. Lütfen geldiğimiz zaman, temizlersiniz. Şimdi az sonra temizleteceğim ben. Tamam. Kreş var demişlerdi. Var, var mı? Var, var değil mi? Evet. Bari en azından bebeği biraz bırakalım da hani oyalansın, biz yemek yiyelim. Tamam. O da yemek yemiversin ya. Yemesin ya, değil mi? Tamam, bırakalım. Bence de hadi gidelim. Kreş burasıydı galiba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada sigara mı içiliyor? Yok. İçilmiyor. Neden? Bayağı yoğun sigara kokuyor da burası, o yüzden diyor. Yok yok. Dışarıdan gelmiştir. Dışarıdan mı gelmiştir? Evet, dışarıdan gelmiştir. Pencereler kapalı. Daha yine açmıştık havalansın diye de dışarıdan gelmiş olabilir. Bence yanımıza götürelim çocuğu. Yok yok, ben bakarım çocuğa ya. Ver onu bana. Ver. Yok yok, gerek yok. Ver ya. Gerek yok, tamam tamam, biz yanımıza alırız çocuğu, tamam gidelim. Bu ne ya? Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk. Kahvaltı yok. Kahvaltıya gelmedik zaten. Evet. Yok, isteseniz de yok yani. Ondan sonra kralını vermem. Evet, tamam. Peki ne var yemek olarak? Ne var yemek olarak? Ya, yemek kendime azıcık pilav yaptım. Ondan verebilirim size. Başka ne var? Bir menü falan yok başka mu? Başka bir şey yok. Yok. Yok mu? Menü var ama yok. Ya menüdekiler yok. Boşuna vermeyeyim, canınız çeker. Kahvaltı mı yeseydik acaba? Kahvaltı yok. Veremem. Ondan sonra vermem. Saat ondan sonra mı? He. Ben kahvaltı istiyorum. Sabah geleceğim. Yok diyorum. Ben şimdi istiyorum kahvaltıyı. Ya vermem. Veremem. Yok mu? Saat ondan sonra olmuyor mu? Olmuyor. Ne, salatalıkları saklıyorsunuz mu? Ne oluyor? Evet, saklıyoruz. Saat 10'u 5 geçe gelsem kahvaltı yok mu? 10'u 1 geçe gelsen yine yok. Peki tamam, ikna oldum. Kahvaltı yokmuş. Çocuğum vurma, kıracağım bardağımızı ya. Tamam, ne yemek varsa onu getir bari ya. Tamam, 2 dakika bekleyin, getiriyorum. Nisan, bence gidelim ya. Gerçekten. Bebeğim, yollar kapanmış. Burada kapalı kaldık. Bir hafta bizimlesiniz. Bu yemek biraz az sanki be. Ben ne yiyeceğim? Gezi de bana. Sen solak mısın, salak mısın? Sağlam. Sen? Sağlak. Soğuk bu. Soğuk değil. Dün yaptım. Dün mü? Canı çekmiş. Al sen de küçük hanım. Salak mısın, solak mısın? Daha belli değil. Aşkım, verme sen bunu. İki günlük ya. Canı çekmiş abla, yesin. Ne olacak çocuk? Ye tosunum. Ona ben bir kaşık daha verebilirim. Ama bu kaşıktan. Afiyet olsun. Aşkım, ben hala duymadım. Duymadın mı? Neyse, bir çıkarız bakarız. Housekeeping gelmiş. Ortalığı topluyor. Biraz bekleyelim. Anasını koduklarım oradan. Avradı. Böyle burada nasıl bir yapma? Oraya kadının ne işi var burada? Bak hadi bak. Her yerde bir şeylerini bırak. Zaten 3 kuruş bahşiş vermiyor. Gelmiş bir de artistik yapıyor. Adamı demirler misin? Burada yatamam. Allah, sanki kral hayat ailesinin çocuğu. Al, bomboş yatakta. Al. Al! Efendim, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Topladım, buyurun. Buyurun. Odayı da hiç dağıtmamışsınız. Tamam, teşekkürler. Biz şey yaparız. Bir saniye, ben bahşiş vereyim. Bir saniye. Tabii. Elinize sağlık. Yeter mi? Oha. Yeter abi, sağ ol, yeter. Başka bir şey istiyor musun? Yok, sağ ol. Tamam, teşekkürler, kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkamızdan sövmesinde. Yani bu temizlemek ve ben anlayamadım ama korkumdan bir şey de diyemedim. Neyse, hadi biraz yatıp dinlenelim bari, aç karnını. Yapacak bir şey yok hadi. Tamam hadi. Masaj vardı burada, masaja gidelim bence önce. İstiyorsan giderim ama yani çok umudum olmasın. Ben şu an yatsam uyuyamam ki, daha erken. Yok, okey, hadi gidelim. Tamam okay. Hadi masaja gidelim. Burası masaj salonu galiba. Bence... Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz masaj için gelmiştik ama. He, hoş geldiniz abi. Hanımla niye geldin abi sen yine?
Tamam belli oldu, biz gidelim buradan. Ha, gel ya abi, gel. Yok olmaz, gidelim. Sen hata yaptın ama. Niye hanımla geldin diyor bir sürü. Abi sen gel ya, mutlu olacaksın. Yoldu. Nasıl bir mutluluktan bahsediyorsun? Yürü yürü, hamamı deneyelim. Ben taraftar değilim. Az önceki gördüklerimi hala atlatamadım. Tamam, hamama da bir bakalım. Sonra bir daha gider odamıza uyuruz. Olmazsa. Okey, tamam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hanım burada mı? Abi sen niye hatalarından ders çıkarmıyorsun ya? Ben sana diyeyim ki. Gel, tamam, gel. Böyle olacağı belliydi. Abi gel ya. Ya ne olacak? Hanım burada mı diyor? Niye yenge peşinde takılıyor adamın sürekli? İhtiyacı var. Bebeğim, bu otelden bir cacık olmayacağı belli. Bence odamıza girelim, sabah edelim, sabah erkenden çıkıp gideriz. Ben sana söyledim, yıldızı olmayan otelde yatılmaz dedim. Hiç yorumlara da bakmadın, hiçbir şey yapmadın. Bebeğim burası 10 yıldızlıydı. 10 yıldız mı lan? 10 yıldızlı burası. Nisan, nasıl böyle bir hataya düşebilirsin? Çocukla geldik, onca yol geldik. Bilmiyorum, tabelada 10 tane yıldız vardı işte. Lütfen bir an önce eve gidelim bak, tamam. Gerçekten. Tamam, gidersin. Tamam, uyuyalım, sabah edelim, ondan sonra şey yaparız, yola çıkarız. Ya şu an en güvenli şey odadır herhalde. Odada yatıp kalkalım. Bu ne? Beyefendi. Hı. Burası sizin oda mıydı? Evet. Bana burası boş dedilerdi. Tabii. Estağfurullah. Beni kandırıyorlar bunlar. Buyurun yatın, kusura bakmayın. Ben gideyim buradan. Ben böyle şey görmedim. Bu ne ya? Çocukla bu gelinebilecek otel mi bu, saçma saçma? Olsun. Sirk gibi işte, öyle düşün. Sirk gibi mi? Neyse hadi. Hadi gel yatalım. Elektrik çok geliyor. Elektriği kapatın, fatura çok geliyor diyor. Hadi ver elini Allah'tan 300. 300 olmaz, 500'den aşağı olmaz. Hadi 350 hadi in. 450. Olur hadi 350 bitirelim bu işi. 400 olsun. 350. Başka param yok, eve gidemem. 400 olsun, yemeği ben ısmarlayayım. Lan otele de o kadar para verdim zaten, param kalmadı. Yoksa seni mi kıracağım? Şimdi bahtsız bedeviler olarak tatile gitsek de başımıza gelebilecek. Şeyleri çekmiş olduk, evet. Bunlar muhtemelen bizim başımıza gelebilecek şeyler. Tecrübe ettik, bir daha tatile çıkmayacağız. Deyip haftaya gidiyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir rivayete göre eğer abone olmazsanız evimdeki cinler gece 3'te sizin evinize gelip halay çekiyormuş. Haberiniz olsun. Bence abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.